Merhaba arkadaşlar, yeni bir oyunda karşınızdayım. Call of Juarez. Bir hikaye izleyelim abi. The legend of the lost gold of Juarez has been passed from one generation to the next since the time of Hernando Cortez. It was said to be the ransom for Montezuma, held hostage by the Spanish in the great Aztec capital of Tenochtitlan. The treasure disappeared soon after the sacking of the city. Some believe it's buried near the border town of Juarez. The legend relates that the Aztec sun god put a curse on that treasure. All who seek it will find only madness in their own perdition. This avaricious madness has come to be known as the Call of Juarez. Evet arkadaşlar, oyunumuz adı Call of Juarez. Biraz sıkıntılı bir oyun oldu benim için oynaması. Çünkü neden? Uzun zamandır oynamış olduğum bir oyun değil. Önce ufak tefek bazı ayarlar kaldı, onları yapayım. Yapımı zaten. Dur. Daha kötü oldu. En yüksek alalım abi. Bu yeter herhalde. Ses ayarı... Heh, biraz daha tutuldu ama bu sefer 3 kanalı indi ses. Heh. 5 kanalı olunca bir şekilde... Konağın mislini kapatalım. Sanırım oyun 5 kanalıya göre değil arkadaşlar ya. Öyle bir sıkıntı var. Neyse bir oynayalım şimdi abi. Hangisi güzel olursa. Her oyunda farklı bir yer denedim artık. Ne yapayım. Hikayeyi yavaş yavaş anlamışsınızdır umarım. Bir eleman var. Şurada bizim abla. Güzel abla. Bu da... Calm water. Sakin su. Neyse. Şey vermeyelim. Sen yaklaşta bir şeye bakmam lazım. Ma never said who my father was, so I don't got no last name. She gave me this medallion before I could talk. It's engraved with the candlestick, so that's what the kids call me. Cannon. Meat spit, pepper gut. Yeah, my mom's from Mexico. The town I grew up in is just over the border. The folks there are mostly white. Biber bağırsana dedi ya. Nasıl bir küfür lan o? Bitch, you just assumed backhand me is look at me. I grew up in a town called Hope. Pretty much the most hopeless place I ever seen. It's full of drunks, drifters, thieves, liars. And those are the leading citizens. Like my dear stepfather. Liar, drifter, thief. Knocked the tar out of me at least once a day, rain or shine. He said he was teaching me how to be a man. But all he taught me is how to take a beat. Dingil iyi konuşmayı biliyor. Evet arkadaşlar, oyunumuz bu. Bakayım kasma var mı? Yok. Ama bir... Ha bakın, DX9 ve DX geri bir önceki versiyon oyunlar arkadaşlar. Böyle nasıl desem size, biliyor musunuz? Bir bardağın içinden dünyaya bakıyormuş gibi oluyordu. Hani ya da çay bardağı var ya, çay bardağı. Çay bardağından böyle hani büküyormuş. Aynı o şekilde bir görüntü veriyordu. Burada onu görüyoruz azıcık. Bakın görüyor musunuz? Nasıl böyle bir yuvarlama yapıyor. Eski oyunlarda böyle var işte. DX9, DX12'de o arkadaşlar. Bu yuvarlanma olayı tam tam olarak azaltıldı. Bayağı bir azaltıldı. Artık böyle bir şey yaptığın zaman şöyle bir, bu Field of View denilen bir şey, bir açı. Bu bayağı bir genişliyor ve insanın gözünü bozmayacak şekilde ayarladı. Bu arada arkadaşlar oyun 2006-2007 yılının oyunu. Ve kaplamalar böyle de, bu oyun daha da iyi kaplamalara sahip aslında. Ancak oyun AMD oyunu, ATI oyunu. O yüzden ne yaparsak yapalım belli bir sınırın üstüne çıkmıyor.
Orijinalde AMD AT olduğu da var. Şunlar daha bir güzel oluyor. Haberiniz olsun yani. Benim bir AMD 3850 vardı. Ve komiktir ki bu kart bu oyunda 960 tane FPS oluyor. Yani ben şimdi bilgisayarını kapatırsam 100 FPS falan oluyor. O kart da aynı FPS oluyor ama görüntü OBS'de kayıtları kötü olduğu için kapatmak zorunda kaldım. Bak yine titremiyor. Bakın bende titreme var şu anda. Input lag'a giriyor şu. İşte arkadaşlar aslında Call of Juarez'i Crysis'den bile beter işlemci tecavüz için hale getiren demin yaptığı şey. Bu Call of Juarez'e falan dürbünle bakarken hani yakınlaştırıyorsun ya, orada işte dürbün geçtiği için işlemci yük biraz az biniyor ama bu oyunda canlı olarak ileri geri gidiyorsun. Hani böyle okta falan kullandığınız için aynı olay Dark Messiah'da da var. Onda da zoom yaparken inanılmaz işlemci delirir arkadaşlar. Burada da aklınıza bulunsun. Aha bakın burası dakika bir gol gibi. Burada aşağı inmek bayağı zor. Böyle paltı gülürsün inmeyin, ben size söyleyeyim. Ben nasıl oynayacağım ineceğim biliyorum. Z çizegin. Yoksa hızlı inerseniz canı yanar. Önce bir tabanca bul da gerizekalı. Esselamu aleyküm. Aleyküm selam. Bak gördünüz mü? Hızlı ince böyle oluyor bazen. Ben aslında orada inmiştim. Sadece size bir paltı kulübü inerseniz ne olacağını göstermeye çalışacağım. Şimdi yine aynı şekilde ineceğim yani. Sizlere çok yani biraz alışmadan şey yapmayın, çok kolay ölebilen bir yar canlı bu. Bizim elemanımız. Nano yeti yok. Neyse geç burayı ya. Paldaki kübüle inelim abi. Hiç uğraşalım böyle. Şuradan biraz. Aşağı inerken arkadaşlar geri tuşuna basarsanız frenliyor araba gibi. Haberiniz olsun. Jones da orada ha. Adamın seni kulübesine vuracak. Şuradan aşağı inelim işte ya. Geldik abi. Bak şimdi. Bak şimdi. Bakın zoom. Görüyor musunuz? Karakter, yanda karakter var, yüz işaretinin içerisinde. Orada arkadaşlar karardı, görüyor musunuz? Bu adam beni göremez, blank şu anda. Buradan... Esselamu aleyküm. Adamın gözleri de kartal gibi ha. Buluş. Adam sabahtan beri küfür duruyor ya. Esselamu aleyküm. Yakalanmayalım da. Hadi bak şimdi bir şey diyemez. Ya. Yeah.
Arkadaşlar bu oyunda en büyük sıkıntı, bakın orada silah yanında bir çap, yıldırım işareti var. O ne kadar çoğalırsa size o kadar girer. Yani o silah çünkü belli bir yere sonra ateş etmiyor. Atıyorsun zaten. Bakın mesela bak, uzak görüyor musunuz? İşlemci yük veriyor. Aynı zamanda ekran kartı yüke biniyor. I'm here to see the one person on earth who ever gave a damn about me. My mom. Other than my stepfather, there's three some bitches in particular I hope to avoid. Tim Powell, our sheriff, who always thought I was up to no good, even when I wasn't. Clyde Forrester, owner of the Grand Saloon, meanest peckerhead you ever seen. Then there's the biggest bastard of them all, my stepfather's brother, Reverend Ray. Arkadaşlar bir şey unutmayın, bir adam ne kadar çok küfür ediyorsa o kadar yavşaktır. O kadar korkaktır, ben de bunu size söyleyeyim. Bunda sağ ve sol tuşa iki tane ateş eder arkadaşlar. Tek silah kullanıyorsanız hızlı ateş etmenizi sağlar. Farenin tak tak eskimesini engeller. Haberiniz olsun. Ama iki silah kullanıyorsanız iki silahla çalışır. My, Billy Kendall. Been a long time, boy. Sheriff, I don't think Thomas will be too pleased to see you. You come back to set things right with him? Just here to see my mom. Well, before you go out there, I think you better give me your gun. Hand it over. But Sheriff, drop it, boy. Acımaz. Aa, besbele dedi, şerife çattı gerideki abi. Vursana lan. Nova ediyor. Gitti. Fine. Welcome back. Just don't do anything stupid, son. I'm not your son. Thank God for that, boy. Thank God for that. Acaba bu Allah'a şükür lafını niye dedi? Vallahi bilmiyorum yani. Çekil lan. Gengin. Got to town and the sheriff's already on my ass. Son of a bitch. Damn, I gotta get myself a gun. Look at those hombres. They look like trouble. Hadi bakalım. Well, Billy Candle, ain't you a sight for sore eyes? Susie, she keeps a gun in her drawers. I'm pissed at you, Billy. Here in town, you don't come see your old friend Susie? Hey, I just got in. I was planning on coming by. Yeah, right. Billy's planning things now. Get your skinny butt up here before I change my mind. So far, so good. See no sign of that SOB Forrester. Uh-oh. SOB. Gerizekalı. You think you're going, boy? Hope you don't think you're getting lucky. Not unless you got some money. Relax, Clyde. I'm just here to say hello. Your balls will be saying hello to my boot in a second, boy. You want a piece of Susie, you gotta pay me, Chacho. Chacho, lament diyor. Git de. SOB'nin oğlunu anlamaya var mı? Bu arada arkadaşlar. Şunun da ne oldu bilen vardır inşallah. Bunun adresini kafasına... Psst! Billy! Go to the window, round back! Bu kadın da var ya, insanın başına bela sokatmış. Dur lan. Tüh, kafasına atamadım ya. Busted, huh? Should've known. Thought you were gonna find the gold of Juarez. Well, maybe you can find a rope to get your ass through this window. But don't raise a ruckus. I must be out of my mind. Bu arada arkadaşlar oyun açık dünyadır ha. Ha, şurada. This whip will do just fine.
Çık lan. İnleyen namına oynuyor adam resmen ya. Arkadaşlar sol çakarsanız parçalamaya vuruyor. Ya altı karşı gördüm ya. Sağ çakarsanız o işaret geliyor. O işareti kullandığınız zaman şey yapıyor. Kullanırsınız. Aynı zamanda sağ çekerek kendinizi tırmandırabilirsiniz. Sol çekerek azaltabilirsiniz. İleri geri de sallıyorsunuz. Şöyle sonra da backspace. Wait here. I'll be back in a minute. I want to make sure Clyde is occupied. In the meantime, why don't you wash off some of that trail dust? Ha. Where the hell's that Derringer? Bakalım bu ne var? Hiçbir şey. Dondu sandım ya ha. Evet. It's not loaded. Damn it, Susie, where do you keep the bullets? Clyde's occupied with Joanne, so we got some time to get reacquainted. Well, we must keep our voices down, darling. So you never found the family jewels? Maybe I can help. Kadın nespri yeteri var şimdi. You have grown. Thought I heard you in here. You got an itch that needs scratching, boy? How about you let old Clyde take care of it? Kaç lan kaç kaç. Çok yavaş geç Lord diyor ya. Kaç 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 kaç. O arkadaşlar yerdeki gördüğünüz şeyler. Allah'ım yarabbim ne oluyor lan? İşte FPS. Ağlama lan. Abi çok fazla yüke bindi işlemci. İşlemci değil ekran kartına sıkıntı var. Oha ya ben bu oyunu 3850'de nasıl oynamışım lan? Lan. Düşmeyelim. 38'e nasıl oynamışım abi ben bu oyunu ya? Koş. Lan çaktı bir tane. Anlayacağınız üzere arkadaşlar bu oyunda en büyük sıkıntı Billy'nin korkaklığı. Hep kaçıyor namussuz. Oyun biraz Zing ve Yang üzerine kurulmuş sanki. Anlayacaksın ne demek istedim. Koş. Abi ben bu oyunu nasıl 3850 oynamışım ya? FPS'te oynayamıyor ha. Yakala. Aha yakaladım valla. Esselamu aleyküm. Hop. En azından eleman inanılmaz şeydi arkadaşlar. Ne diyeyim ben size. En azından çok hızlı, atik bir eleman. Yani sağa sola dağda falan koşabiliyor. Hoppa. Hadi gidelim şimdi. This is crazy Frank Quest. Lost his mind in the war. He's half a bubble off clump. Nutty in a bed bug. If someone in this town has ammo, it's crazy Frank. Lucy, it's Billy. Well, boy, did you find the gold? There is no gold. The gold the choir has. It's a fairy tale, okay? It don't exist. Right, I get it. Mom's the word. Catch, catch, catch. Thank you.
Lucy. What do you want to do with this little thing? Assalamu alaikum. Me and Lucy, we shot men, women, and children. So we sure as hell can shoot a low life like you. Get back, you bastard. Koş, 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 koş. Lan, çaktı. Oh. Neyse bilmem ne fullendi abi. Beş. Heh. Esselamu aleyküm. Geri zekalı. Öldüm ya. Nasıl düştü lan o? Hani gördü. Ya var ya, belki FPS oyunlarındaki en zoru böyle bir oyun. Allah başardık. Kaçana kadar. Adam öyle bir kurmuş ki. En güzel yani arkadaşlar şöyle kandırmakmış hala. Selamun aleyküm. Çaktı lan. Oha oha 138 yaptı ha. Ya bu F5'leri kaydedelim bir daha gitmem oraya ya. Heh. Bu arkadaşlar bu silah adı Dillinger. Kız silahı da geçer. Karı silahı da geçer bazı yerde. Kız silahı. Geri tepmesi hiç yoktur. Zaten tırnak kadar mermisi vardır. Toplasanız 20-25 metre. Abi harbi kasıyor ya. Abi 5 GB RAM ya. Karta tecavüz etti arkadaşlar. Eyvah. Adam kızdı. Evet arkadaşlar bir bölümümüz daha bitti. Gördüğünüz gibi güzel bir oyun. Ama bayağı bir kasar. Ahmet oyunu. O yüzden böyle sorunlar çıkabiliyor. İdare etmek lazım. İyi günler dilerim.